Türkiye yılbaşı gecesi katliamının yaralarını sarmaya çalışıyor. Beşiktaş'ın Ortaköy semtindeki bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi kana bulanmıştı. Hain saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 16'sının yabancı uyruklu olduğu açıklandı. Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki eleşkeste tutulan 8 kişinin ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi. Bu arada terör saldırısının gerçekleştiği eğlence mekanının çevresindeki MOBESA ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelenmesinin sürdüğü, görüntülerdeki en küçük ayrıntının bile değerlendirildiği kaydedildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmasını sürdürürken silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin en net göründüğü bir fotoğraf daha tespit edildi. Reuters, yılbaşı gecesi Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısını DAEŞ'in üstlendiğini öne sürdü. 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen ve daha sonra olay yerinden kaçan teröristin yakalanması için operasyon devam ederken Başbakan Yıldırım da saldırının failine dair ihtimallerin şekillenmeye başladığını açıklamıştı. Ortaköy'deki gece kulübünde yılbaşı eğlenceyi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler son yolculuklarına uğurlanmaya devam etti.